أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Arkadaşlar Barla'dan beraber dolaşacağız. Değişik değişik yerler yapmak istiyorum. Herkesi içerisine alsın diye. Şimdi çalıştım. Böyle çeker gibi ders yapanlara sesleniyorum. Tombala çeker gibi ders olmaz. Onun faydasını sen bile göremezsin. Ama belki dinleyenler için iyi olabilir. Ama halis olduğu için. Yani derse çalışıp geleceksin. Yani böyle yok ha, tamam. Oo, size bu çıktı. Olmadı. Peki. ...28 yaptık. 35. sayfa. 35. Dolaşa dolaşa gideceğiz. Burayı da yapılmış. Fakat dünya bu. Dedim ya, her cümle farklı olacak. Bir konu değil. Dünya bu. Sefki menfaat. Hırsıca. Küfür. İnat, gaflet, kesel, tembellik, uyuşukluk, giderim derse, tamam canım, işte sonra yaparım. Şirk ve dalal gibi ilaçsız hastalıklara tutulanlar için. Demek ki bunlar hastalıkmış. Tedavi edilmesi gereken hasta. Biraz yankı mı yapıyor? Evet. He? Evet Hasan abi. Yapıyor. Peki ben anlıyorum. Siz anlamıyor musunuz? Peki. Adem abi anlıyor abi. Biz bozmuyorum dedik. Peki bir daha. Sefki menfaat. Hastalık. Hırsıca. Hırsıca ne demek? Makam hastalığı. Küfür malum. Küfür bizim o inkar manasında değil. Örtmek. Hadiselerle örtmek. Onun için Araplar çiftçiye küfür derler. Bir kavimde, bir manasında. Yani çekirdekleri örten. İnat. Hastalık. Gaflet. Hastalık. Kesel. Tembellik. Uyuşukluk. Şirk. Nasıl şirk? Böyle Allah'ın kar manası değil. Esbab perest, madde perest, dünya perest. Yani bir sürü şeyler ona putlaşmış. Dalal gibi, yani istikametin dışında ilaçsız hastalıklar. Efendim, başka bir yer. Çok antika sirayet. Kimseyle fena hasletleri kapmamak için ihtilat etmemek değil. Sirayet dersi çok yapmıştık. Örnek vereyim, iki tane de geçeceğim. Osmanlı camisine gidince farklı duygular olması, hislerin olması. Cumhuriyet döneminde yapılan camilerden gidince farklı duyguların olması bu sirayeti gösteriyor. İkinci bir örneğim. Peygamber aleyhissalatü vesselam Veysel Karani'ye üşümesin diye kazak göndermedi. Hırka gönderdi değil mi? Hırka-i Şerif. Oysa ipliğin içinde Veysel Karani, çünkü develerin çobanı. İplik çok. Ve şart koşuyor. Bu kazağı, bu hırkayı giysin. Ne demiş? Ümmetime dua et. Giydikten sonra. Başka sirayet. Sigara
İçmesen bile, içenin yanında dursan, hele içerken dursan sigara sana siner. Bu arkadaşlar gözde gözükmeyen alışverişler oluyor. Sizin bildiğiniz örnekle vereyim. Vallahi bu adam sarmadı bana ya. Gözü en gerek ilanı gibi soktu. Veya gözüm tutmadı. Tamam doğru söylüyor ama ne bileyim ya içim ısınmadı demiyor muyuz? Bu sirayettir. Birbirine geçiştir. Duygular geçişi. İşte burada diyor ki kimseyle fena hasreti kapmamak için ihtilaf etmemekteyim diyor. Yani işin kadar kal oturma onların yanında. Sirayet ediyor. Bulaşıyor kardeş, bulaşıyor. Bulaşıyor. Bulaşmaya bir örnek de vereyim. Televizyonda veya bir internette cep telefonu bir şey dinliyorsunuz, seyrediyorsunuz. Adam sigara içse, ekranda sana sigara gönderse, sigara sinmez. Ama yanında içse, siner. Ama sigara sinmez ama hissiyatın siner. Sirayet şu, 25. kare demek, tam böyle filmlerde adam tam galip geliyor, mazlumu kurtarıyor, nefes alırken malbunayı çıkarıp yakıyor. 25. kare tak, sen de böyle mazlumu kurtarabilmen için kurtarırsan malbora içmeyi hak ettin. Malbora içmek, yani bunlar beyinlere sokma yöntemidir. Sirayet, sirayet. Kısacası sana uygun olmayan kişilerin yanında oturma. Ya bana bir şey olmaz. Onu takkeme anlattı. Sirayet. Başka? Bakayım neler çıkacak. İksir ilaçlarıyla bila istisna herkeste bulunan vesvese marazını tedavi ve kaleder. Vesvese marazdır. Vesvese marazdır. Vesvese Allah'a verdiği nimettir. Vesvese ciddiyete, tahariye, araştırmaya sebeptir. Ciddi olmaya, araştırmaya, bir tane de vardı. Teyakkuza sebep, uyanıklığa sebeptir. Tamam abi? Onun için vermiş. Yani langur nungur abdest alma adam gibi ha. Yoksa tepene bindiriyor vesvese. Demek ki uyanıklığa, ciddiyete, araştırmak için vermiş. Mesela namazın bozuldu mu? Geçiyorsa namazı bozan bozmayan şeyleri bilmiyorsun demektir. Git öğren. Vesvese kalbidir, vehim aklidir. Vesvese varı yok eder. İmanlıya imansızsın der, abdestliye abdestsizsin der. Abdesti olmayana, imanlı olmayana imansızsın, abdestsizsin demez. Şeytanın silahı vesvesedir, varı bozmak üzerine kurulmuştur mantık. Sana abdestin yok diyorsa bana aittir günah, abdestini al. Ama kesin biliyorsan abdestin var yok. Tamam o hariç. Tereddüt yani aldın da ama acaba gitti mi gitmedi mi? O anda dur. Vesvese geliyorsa abdest ama vesvese gelmiyorsa al çünkü abdestin yok. Musallat olmamış adam. Çünkü bana musallat olur. Bu vesvese vehim ise düşünceye aittir. Yoku var eder. Yoku var eder. Onun için Cenab-ı Hak zanların küçüğünden de kaçın diyor. Zan. İnşallah bir zan dersi yapacağım. Zan. Zanların küçüğünden de kaçın diyor. Zan. Yalanın temeli. Müslümandan Müslümana adavetin zemini. Nefretin altyapısı. Zan. Ölçüsü olmayan zandadır. Ölçü sünnet-i seniyedir. Evet, başka bir yer okuyorum. 52'de sırrınca ve ma madahtu Muhammeden bi makaleti ve lakin madahtu makaleti bi Muhammed aleyhissalatü vesselam. Sırrınca güzellik yazılarımızda değil, Risale-i Nur'daki güzellik yazılarında değil,
belki icaz-ı Kur'an'dan olan nurlu sözlere ve mektubata aittir. Yani Kur'an adına çıktığı için yazıların konuşma güzelleşiyor. Kur'ansız, Kur'an'dan kopuk fikirler, yazılar güzel değildir. O yazılarınız veya konuşma ne kadar sünnete uyuyorsa o güzeldir, güzelleşiyor. Ben diyor yazılarımı güzelleştiremedim. Ben Kur'an'ı güzelleştiremedim diyor. Kur'an bizim yazılarımızı güzelleştirdi. Sen ben kimiz ki Kur'an'ı güzelleştiririz? Onu güzelleştiren Allah'tır. Her ferdi mümin derece-i fem ve zevkine göre aslında güzel olan bir şeyi tarif eder. Herkes anlayışına göre, doğruluk ölçülerine göre bir şey doğru veya yanlış der. Yani kendi ölçüleriyle mahkumdur. Ats ve farktaki lezzet, şefkat ve tefekkürdeki ulviyet, bak, ats ve farkta ne var? Lezzet varmış. Atam Hanım, ats ve farkını ne kadar hissedersen, acizlikte kudret vardır. Fakirlikte zenginlik vardır. Ne kadar acizliğini hissedersen, karanlık ne kadar şiddetli olursa, aydınlık o kadar net olur ve cami olur. İnsan da ne kadar acizliğini hissederse Allah'ın kudretini o kadar fark eder. Jipin içinde, zenginliklerin içerisinde Allah'ı unutuyor. Çünkü niye? Ben yaptım zannediyor. Acizliğini unuttuğu için başımıza bir şey geliyor. Bir şey anlatayım size. Bundan 2 veya 3 hafta önce alo, birisi telefon ediyor. Aynen anlatıyorum size. Buyurun. Hasan Hoca ile mi görüşüyorum? Nurcu değil. Abi olsa Nurcu. Demek ki dışın. Tamam. Buyurun. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam ben YouTube'da buldum seni. Bir şey soracağım. Zamanınızı almayacağım. Buyurun. Hocam dedi, ben şu anda jipi sağa çektim. 138 kişi Trakya'dan arıyor. Fabrikamda 138 kişi çalışıyor. Ben de zannettim bir fıkıh soru soracak değil mi? Şimdi helal haram soracak bak şimdi. Yani 138 kişi, bu 4 kişi, evinde her kişinin 4 kişiye bakmakla yükümlü olsa 4 de çarp, bu kadar kişiye rızık sebep olan bir yer, sebep olan bir yer, tamam mı? Hocam, 138 kişi çalıştırılan bir fabrikanın sahibiyim. Tamam. Para sorunum hiç yok. Şu anda jipin içerisindeyim. Bende ne eksik ki, yer yer ölümü düşünüyor. Hayat anlamını yitirdi. Ben intihar yazdım, senin videon çıktı. Videoda şöyle geçiyor. Hayat manasını yitirirse intihar seçenek olur. Hayat aynen benim senin dediğin gibi hayat manasını yitirdi. Jipin içindeyim, para sorunum hiç yok. Arkamda 138 kişi fabrikamda çalışıyor. Ama yer yer İstinye'de o Boğaz'da lastiği çok duvara vurmuşum. Atayım atmayayım arabayla. Ben de ne eksik? Ne yapmam lazım hocam? Ne bana gösterirsin? Elimden tutar mısın? Ya. Şimdi size soruyor. Her kemalim. Fabrikanın arkanda. Bak koltukta. Jiptesin. Cebin para dolu ama huzurun yok. Jipin içerisinde intiharı düşünüyorsun. Sorun nerede canım kardeşim? İman eksikliği abi. Ya zaaf iman. Satılıyor mu kardeş iman? Petrol ofisinde doldursa? Yok abi. Yok. Ömer yok değil mi? Yok abi. Ya? Ya. Fesubhanallah. Ats ve farkta, fakirlikte lezzet var. Şefkat ve tefekkürde ulviyet var. Hakikaten hiçbir şeyle kabili kıyas değiller bunlar. Şimdi size bir şey anlatacağım. 2-3 sene sonra vardım bir şey,
Doğrusu bulunana kadar doğrusu budur. Şu anda anlatacağım. Vicdanda en diş kabuğunda ne vardı arkadaşlar? Vicdanın en diş kabuğu? İrade. İrade. Gir içeriye. Vicdandan gir içeriye. Vicdanın en diş kabuğu iradeydi. Sonra? His var, lütfiyat. Hayır. Daha işten önce bir şey var. İrade, zihin. Gir içeriye. His. Latife ve Rabbani. Tamam, sana döndüm şimdi. Peki, iradenin dişe vuruşu neydi? İbadetullah. İradenin vazifesi ibadetullah. Zihnin vazifesi? Marifetullah. Hissin vazifesi? Müşahadetullah. Muhabbetullah. Latife ve Rabbani? Müşahadetullah. Tamam, buraya kadar Rütbe-i Şamiye'den. Şimdi bak çalıştığım şu. Eğer irade ile ibadet yapa yapa haramdan elimizden geldiği kadar çekilirsek B, A, B, C, C'den kalsın. Basiretimiz artar. Zihin tefekkür ederse marifetullah olur. Marifetullah da terakki edenin A, B, C, C, D, E, F, G dirayetimiz artar. Basiret, dirayet. Ezberlemek için alfabe yaptırıyorum. Eğer hissimiz el hubu fillah vel gozu fillah, Allah için dost, Allah için buğz etmek. Yani doğru istikamet, ilim netice değil. İlimle cehennemin dibine giden o kadar mezarlık var ki. Belam bin Bahura en meşhurlardan. Karun ilimle dalalete giden çoktur. İlim netice değil. Doğru bir istikamet olacak. Demek ki hissin vazifesi doğru yerde olursan Allah için seveceksin, Allah için buz edeceksin. Dişe vuruşu ne olur? Muhabbetullah. Bu muhabbetullah doğru insanlarla doğru yerde doğru iş yaparsak, İmam-ı Rabbani sözü, doğru yerde doğru insanlarla doğru iş yaparsak bizim ferasetimiz artar. A, B, C, C, D, F, G. Birincisi basiret. İkincisi dirayet. Üçüncüsü feraset. Alfabetik kalsın diye kalsın kafamda. Peki, Latife-i Rabbani'nin vazifesi müşahadetullah. Müşahadetullah da yani şu, derslere katılarak böyle adabına göre namaz kılarsak, derslere katılıp kitap okursak insanda böyle tatlı bir hal olur. Böyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Namastasın. Errahmanirrahim. Diye. Namazda, bazı namazlarda huzur olmuyor mu? Bazı, her namazda olmuyor. Veya bazı derslerde huzur oluyor. Bu huzur, bir şey kullanacağım, bunu biliyordunuz. Latife Rabbani'nin dişe vuruşu, müşahadetullah bu. Yani şu halet var ya halet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Keşke bitmese diyoruz. Böyle tatlı bir hal yok mu? Bu hal orayı burada yaşamaktır. Bu hal duyanın malzemesi değil. Çaydan gelmiyor, cinsellik de değil, ekmekten de gelmiyor. Bu tatlı hal nedir? Müşahadetullah. Latife-i Rabbani'nin Allah'a gördüğünü gösteriyor. Çünkü hazır olduğundan huzur olmuştur. Bu devam ederse sende kemalat olur. Peki, toparlıyorum. İrade, ibadetullah, basiret. Zihin, marifetullah, dirayet. Kitap okuyanlar için. His, muhabbetullah, feraset. Latife-i Rabbaniye, müşahadetullah, kemalat. İşte bunlar cem olursa insanda ats ve fark lezzete inkılap eder. İnsan acizliği bildiği kadar Allah'tan lezzet alır. İnsan acizliği kadar Allah'ı fark eder. İnsan fakirliği kadar Allah'ın gınasını anlar. Zenginliği anlar. Fakirliğini hissettiğin kadar Allah'ın hakimiyetini fark edersin. Çünkü ads ve farkta lezzet vardır. Şefkat ve tefekkürde ne vardır? Ulviyet vardır. Ulviyet, derinleşmek var. Allah Allah. Fesubhanallah. Tamam abi, konuyu değişiyor şimdi. Devam. Allah Allah. Hakikati anlatıp
hakikati anlatıp yolumuzu doğrultmaya vesile oldunuz. Allah sizlerden ebeden razı olsun. Nefse emmarenin zibunu, cin ve in şeytanlarının hedefi olmaktan kurtulamadık ise de bu hasbi ve Kur'an'ı hizmetten zevk alıyoruz. Layıkıyla yapamıyorsak da yolunda bulunuyoruz. İnnemel amalu binniye. Şimdi ins ve cin. Şimdi şeytan bizim elimizde değil. Allah Resulü'nün tabiriyle bedende kan dolaştığı gibi kan da dolaşır. Ama sabit değil. Şeytan girer çıkar. Küçülür büyür. Senin derecene göre. Ama cin senin elindedir. Sünnet-i Seniyye'ye, adab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i Seniyye ve adab-ı İslamiye'ye göre yaşamamak nispetinde onlara yol açıyoruz. Mesela tuvalet adabı, banyo adabı, ha? Yatak adabı, özel hayat adapları bilinmemek nispetinde sıkıntılarımız oluyor. Unutmayın, her bir sünnetin terki bir bidattır. Her bir bidat da fiziksel boyutu sıkıntıdır. Başka bir mahlukata yol açmaktır. Şimdi burası mı zannediyoruz? Odun gözüküyor ama odun nurdur, dumandır, ısıdır, ışıktır değil mi? Yani odun gibi gözükürken ama yapısı nedir? Dumandır, nurdur, ısıdır, ışıktır. İşte bu dünyada odun gibidir. Yapısı böyle. Eğer odunu güneşe koyarsanız dumanı gider, yaktığınız zaman nuru çok olur, dumanı az olur. Islak odunun dumanı çok olur. Yani sünnet-i seni, yani güneşe tutmasak, yani nur-u iman derslere, sohbetlere, kitap okumaya gitmesek, ıslak odun gibi dumanımız çıkıyor, dumanımız. Fazla bir şey istenmiyor biliyor musunuz? Her gün 5-10 dakika ders okumak, haftada en az bir gün derse gitmek, namazı vaktinde kılıp, namazı tadil erkanla vaktinde kılıp böyle tane toplar gibi değil, akabindeki tesbihatı yapmaktır. Mutlaka bir cüzünüz olsun. Gençler, cüz alın. Bak bu işin tevazu yapmayacağım, ehliyim. Yani ben ehli olduğum taraf şu. Erva-ı habisinin ehli. Erva-ı habisi şu ve erva-ı aliye. Cin değil, şeytan değil. Bak. Şeytan ayrıdır, cin ayrıdır. Erba-ı habisi ve erba-ı haliye. Bunlar ruhaniyat deniliyor. Ben o işin şeyiyim yani. İyisi çıkana kadar uzmanı benim. Ve rastlamaz yapmayacağım ki lafımı itimat edin diye. Bir, nedir biliyor musunuz o? Seyrettiğiniz gözden ne giriyorsa, ne işitiyorsanız, müzik veya Kur'an, burundan yani gözden ne giriyorsa, kulakta ne giriyorsa, burundan ne giriyorsa, dilinizde ne giriyorsa, el dediğimiz mekan, hangi mekanda oturuyorsanız, biraz önce silahet anlattım, içeriye giren her şey canlanıyor, nurlanıyor. Canlanıyor ve nurlanıyor. İyi şeyler ise şu anda olduğu gibi erva-ı âli oluyor. Şu anda benim sesim burada ses. Senin kulağına kadar ses. İnan bana, kulak zarından sonra ses yoktur. Orada artık marifet olduğu vicdanınızda enerji. Hani ben size yer yer söylüyorum. Ben Kur'an'ı Allah affetsin. İnşallah sebap yazar. Ben sebap diye okumuyorum. Sıkıntımı ve içsel böyle huzurumu kazanmak için enerji diye okuyorum. Enerjiye dönüşüyor. Enerji ne demek? Bak şu. Şu çayı görüyor musunuz? Bu sudur dışarıda. İçeride su mudur artık? Kaştır, tırnaktır, enerjidir, enerjiye dönüşecek değil mi? Ha, aynı çay gibi bu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. Dışarıda şekil. Bu nereye dönüştürdüm? Şekli sese dönüştürdüm. Çayı enerjiye dönüştürdüğüm gibi. Dışarıda harftır, şekildir ama Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ses harfi benzedi mi? Benzemedi. Hiç alakası yok. Yani ben harfi seslendiriyorum, o kadar. Ama içeride neler oluyor? Ne oluyor biliyor musun? Şöyle bir misal vereyim. Bir küre düşünün, küre. Yeni Allah'ın verdiği, ikram ettiği bir misal bu.
Şöyle düşünüyor musunuz arkadaşlar, yuvarlak? Tamam mı? İçerisine büyük bir küre olsun, yani yuvarlak. İçerisine pet şişeleri koy. Odun çeşitleri, gürgen, kestane, karaağaç, tamam mı? Meşe, at kardeşim. Her odundan koy. Yani İstanbul Belediyesi'nin çöplüğünü koydun mu? Küre böyle. Ve camlı olsun, cam. İçeriği görelim. Tamam mı abi, içeri pislik mi dolu? Arabanın lastiğinin sıvabı gibi tek yönlü hava basıyorsun ya. Bu misali anlarsak bu sesin ne demek olduğunu iyi anlayacaksınız. Hava basarız ya arabanın lastiğine. Tek yönlü gider, hava geri gelir mi gelmez, değil mi Kemal? Tamircisin. Basarız oraya girer. Tamam abim. Şimdi böyle bir küreyi düşündün mü, yuvarlak, balon. Ama büyük, bu salondan büyük. Ve camlı olsun, içeriği görelim. Tamam. Dışarıdan da hava verelim ve içeriği tutuşturalım. Hani ocaklar var ya, düğme basarsın çakmak çak diye yakar. Ha, içeriği yakalım. Kapalı yer yanmaz, hava basıyoruz okşam. Gönder. İçeriği yakıyor musunuz hayalim? Yakın. Hiçbir şey kalmayacak gibi yakın. İçerisi homojen, yani hepsi tek gibi. Artık kestane, gürgen, domates, peçilsesi, kullanılmış çoraplar, gözlükler, demirler, hepsi yandı. Nereye dönüştü? Isıya. Koku, duman, hepsi hallak çıplak oldu mu? Oldu. Hangisinin dumanı, hangisinin ısısı var belli mi? Değil mi abim? Burayı çok iyi kavramanız lazım. Artık hepsi dışarı yakmadan önce petti, çoraptı, odundur, bilmem pebeciydi, şuydu buydu. Ama yaktıktan sonra dumanı dumanlarla. Artık o ısı birbirine girdi. Tamam mı arkadaşlar? Her şeyi artık çözemezsiniz onu. Şimdi aynı hava basar gibi bir sürü sebze gönderiyoruz. Çekirdek. Patlıcan çekirdeği, domates çekirdeği, kestane fidesi, armut ağacı, bütün bitkilerin tohumlarını veya fidelerini gönderdik. İçeriye giriyor. İçerideki ısıyı alıyor. Biliyorsunuz ki ağaçlar havadaki dumanı alır. Onun adı karbondioksittir. Meyvede kullanır. Yani ağaçlar, insanlar güzel tatlı meyve yesin diye elmanın lezzetini ağaçlar atmosferden aldığı dumanla yapar. Hem hava filtresi vazifesi yapar, bir ağaç normal 12 tane insanın oksijen ihtiyacını karşılamak için oksijen atölyesi gibidir. Havayı tarar ve bu arada havadaki karbondioksit, yani dumanları alır, meyvede tat olarak kullanır. Şimdi biz bu kürenin içerisine tohumları soktuk mu abim? Oradaki biliyorsunuz, ben de JT Zeytinburnu'nda oldu. Çok hoşuma gitti Eskişehir'den gelen. Ha, sizin kabak vardı ya, kabak. Kabak olan dedim, bu kadar harika bir kabak olur mu? Bunun çekirdeklerini ayıkladık, tamam mı? Ulan dedim, bu kurusun yazın ekeriz. Bak ne oldu. Ona poşete koydum. Kardeş koydu. Kaloriferin var ya böyle, hani açıp kapatıyoruz. Ne diyorlar? Anahtar. Vanası. Tamam, onun vanasını astık. Asınca meğer o vanadan açıp kapatmaktan damlalar damlıyormuş meğer. O poşetin içine girmiş mi? Zaten kalorifere temas etmiş. O çekirdekler, çocuk orada kalan odada koptular. Ulan gece şöyle yapıyor. Pah! Puh! Çekirdek patlıyor, tamam mı? Pah! Ödü patladı yani, yorgan giymiş. Ulan kalktı yani. Ulan şey miydi falan. Pah! Biraz sonra küt diye sıcak ya. Ve bakmış ki çimlenmiş. Tamam mı bak? Sıcak la çimli patlıyor. Su. Şimdi aynı bu işte, o kürenin içerisine tohumları attık mı abim? Patladılar, ağaç oldular. Çıkarttık o pislikten, çıkanlar patlıcan, domates, elma, nar, kiraz çıktı. Heh, bu örnek şuydu. O küre kelamdır. O kürenin içerisindeki farklılıklar, düşünceler, hisler, fikirler, duygular, anlayışlar, vehimler, vesveseler, hepsinin bütünlüğüdür. Onu nasıl temizleyeceğiz? Kafa aynı böyle hepimizde. O küre gibi. Burası, tamam mı? Bak şimdi,
Kafamızda hepimizin çöp tenekesi yok mu? Abi kafayı nasıl temizleyeceğiz? Bak, seyrettiğimiz filmler, dinlediğimiz müzikler, yediğimiz haramlar, kokladığımız necis şeyler, boğazdan giren haramlar, yanlış temaslar, kafamıza, kalbimize, ruhumuza yaralar açtı mı kardeşim? Kafamızdaki o fena, o özellikleri temizleyeceğiz bak şimdi. O küreyi nasıl temizledik? Meyveleri sokarak, çekirdekleri soktuk, ağaç yaptık, çıkarttık. Soktuk, çıkarttık. İşte buraya da tek yönlü çalışan sibop burası. Okuyarak, Risale okudukça içerideki o negatif enerjileri kullanıyor. Yübedülullahi seyyatim hasena. Seyyat hasenata dönüştürülüyor. Peki yapayım bak. Bir tanesini yapayım. Abi rezil kepazım ya. Benim geçmişim bir sürü kumar var, içki var, bilmem ne var. Nasıl yapacaksın bak sen? Şimdi biz namaz kılınca, hayır hasenat yapınca, derse gidince veya ben gibi ders yapınca, birisine bir şey anlatınca veya birisine siz kitap hediye edince insanla gurur kibir oluyor da bir şey oluyor. Vallahi be senin gibi adam var mı falan. Bak şimdi. Böyle şeytan geldiği zaman hemen kullan onu. Allah hatırlıyor musun lan mektepteyken, lisede, ortadayken veya şeyde evde kimse yokken televizyonu açtığın o videoyu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ulan rezil kepaze. Ya şu yaptığın iyilik keşke ona denk gelse. Bak hemen hatırladığın geçmişindeki bir günah senin yaptığın iyiliklerden gururlanmana mani oldu, kemalata dönüştü. Gördün mü? Eğer o geçmişteki günahını hatırlamasaydın gurura dönüşecekti. Kafadakileri temizleme yöntemi arkadaşlar. Bunu doktorda da bulamazsın bunu. İçeriye sok. Neyi? Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fih. Ha oku. Şekli, şekil bu. Sese dönüştür. Kafamızı berbat eden o enerji dalgaları ondan alsın bu ayetler, sesi ağaç olsunlar. Pislikten beslenen bitki gibi. Ne anladınızsa artık, ne yapayım, köyde kimse varsa. Kendimi yırtıyorum, sizde bir oynama yok böyle, bir hayret yok. Artık öyle demek zorunda kaldım ama inşallah anlamışsınızdır. Veya ben de anlatamamışım. Peki, o homojen kelamdı. Kur'an böyledir. Nihayetsiz böyle içerisindeki mana mertebeleri. Kur'an harfleri odun gibidir. Yani dumanı da var içinde, nuru var, ısı var, ışık var, letafet var, kemalat var. Çünkü bir anda her yerde olan manalar var. Yani odundaki gibi vesaire. Peki 57. Miracın mutalasında hayatın felaket gırdaplarını ve saadet ebediye giden manevi deryanın selamet yollarını gösteren kalp dolusu bir nur ve ziya buldum. Miraç Risalesi'nde kalbin kalbin ve hayatın gırdapları var, tufanları var. Miraç Risalesi'nde hayatımızı ve ruhumuzu duyuran malzemeler olduğu için bunu okudum size. Miraç Risalesi'nde acayip bir ruhsal bir yapı sistemi anlatılıyor. Başka? Gafleti dalmış ve dalaletin mağlubu ve yani geçiştirdim biraz fark ederseniz. Ben burayı okudum ama baktım şey görmeyince film meçhul. Oysa burada acayip anlatılacak şeyler var ama anlatmıyorum. Onu da diyeyim yani. Gafleti dalmış. Başka yer. Dalaletin mağlubu ve bir tutam aklıyla kendisine bir mumtaz mevki vermek isteyen filozoflar. Hani Kur'an Müslümanları diyor ya, Kur'an Müslümanları. Kur'an hadisi inkar eden Şiiler var ya, Şii. İran ajanları. Yani hadisi şerifleri rastgele inkar eden hangi hadisleri? Çalışarak ha, Şia akit kitapları önümde şu anda. Şia akaid ve iman esaslarını araştıran bir insanım. Nurdersi.com'a bakın. Başında bir sürü hem dersler hem yazılar var. Bak öz vereceğim size, öz vereyim diye. Şimdi küçük niye dedim? Bir tutam aklıyla kendisine bir mumtaz mevki vermek isteyen, İmam-ı Azam'a kafa tutan, yanlış yaptı diyor adama bak. Kaderi inkar eden dalalet yani, dalalet, zındık yani. Ustad zındık diyor. Şimdi bak ne anlatacağım.
küçük bir aklı ile, bir tutam aklı ile mezhep imamlarına kafa tutan, Hazreti Ali radıyallahu anh ve onun hanedanından gelmeyen hadisleri küllümen yalanlayan Şia, Kur'an-ı Kerim'in yanlış olduğunu, 17 bin ayet olduğunu, 6666 tane indirgendiğini söyleyen Şia inancıdır. Mutanikaha inanç inançlarındadır. Size söyleyeyim. Şia derslerine hanımınız veya siz giderseniz gide gide mutanikaha inanırsınız. Mutanikaha para ile bir haftalığına, bir aylığına, bir seneliğine evlilik yapabilirsiniz. Anlaşmalı. Hatta Şia inancına göre oradan olan çocuğunuz esas hanımınızdan olan çocuktan daha faziletlidir. Şia inancının iman esasının yedincisinde takviye var. Yani olduğun gibi gözükmeyeceksin. Ne kadar yalan söylerse o kadar kamil, çünkü haşa haşa Allah yalan söylemiştir diye inançlarında vardır. İman esasları ile inanç arasındaki fark şu. İman esasları bizim altı tanedir. Ne? Tesettür farzdır. İçki içme karamdır ama iman esası değildir. Ama inancımızdır. Farz. Ha, inanç da inanç da iman esasları ayrı. Takkiye yapmak Şiilerde iman esasındandır. Yani olduğun gibi gözükme. Ne anlatacağım şimdi? Kaderi inkar ediyor. Kübit tutan aklıyla. Şimdi kaderin cevabını aramayacaksın. Hadis-i şeriflerin inkar edildiğini, sıhhatini arama, meşgul olma, bu bir tuzaktır. Sizi yapacağınız işten alıkoymak için yapılmıştır. Meşgul etme. Şu, kaderi böyle elinize tutun. Bunu kim inkar ediyor? Şu adam. Ustad diyor ki, denilene bakma. Makam, maksat, mütekelim, muhatap, makam, maksat. Yani bu kaderi inkar eden bu adam topluma ortaya koymuş. Ne adına yapıyor, niçin yapıyor, ne ihtiyaçtır? Dön bu tarafa. Kaderi inkar eden Mutezile midir? Hayır. Cebriye midir? Hayır. Vehhabi midir? Hayır. Bakın kaderi inkar edenler mezhep olarak batıl mezheplerden Şia'dır. Demek ki bu adam Şia adına yapıyor. Şia'dır. Bitti. Şimdi nereye geçeceğim? Bir tutam aklıyla kendisine mevki vermeye çalışan adam diyor ki, biliyorsunuz Şia mezhebinde 3 tane iman esası inkar ediliyor. Meleklere inkar, kitapları inkar, kaderi inkar ederler. Şimdi niçin melekleri inkar ederler biliyor musunuz? Biraz güldüreyim size. Cebrail aleyhisselam vahiy getirirken şaşırmış, karıştırmış, Hazreti Ali'ye vereceği yerde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı vermiş. Dolayısıyla güvenilir değildir. Şimdi söylüyorum size. Vahiy ilk geldiği zaman Hazreti Ali kaç yaşındaydı bilen var mı? 12 yaşında mıydı? 10 yaşındaydı. Hazreti Ali Peygamberimiz Aleyhisselam'la 8 yaşında beraber, zaten beraberler ama dersine girmiş. 10 yaşında iman etmiş. Şimdi size soruyorum, güldüreyim size. Cebrail aleyhisselam geliyor, bir yerde 40 yaşında bir adam, bir yerde 10 yaşında bir çocuk. Karıştırılacak bir manzara mı çocukla adamı? Cebrail karıştırdı. Ama buna söyleyelim, bu karıştırır mı 40 yaşındaki 10 yaşındaki adamı? Ama şu Ömer'e söyleyelim, Ömer'e. 40 yaşındaki adam, 10 yaşındaki adam fark edemez mi? Sonra Cebrail aleyhisselam karıştırmış. Ya hiç mi bu soruyu soracaklar düşünmediniz? Hazreti Cebrail aleyhisselam vahiy getireceği zaman Hazreti Ali'ye getirmesi gerekirken Hazreti Peygamber'i yanlışlıkla yap, karıştırmış. Lan neresini karıştıracak? Birisi 10 yaşında, birisi 40 yaşında ya. Evet. Hadi karıştırdı. Eğer bu derslere hanımınız gidiyorsa, hanımlar, kocanız gidiyorsa size bir müjde. Şia'ya doğru çaktırmadan götürüyorlar. Şia inancında muti nikah vardır. Muti nikah inançlardır. Bizi oruç tutmak nasılsa onlar. Peki hanımı gidenlere soruyorum. Kocası gitmiyorsa. Senin hanımın orada muti nikahlı olmadığını nereden biliyorsun? Erkeklere soruyorum. Senin hanım gidiyorsa hanımın muti nikahlı olmadığını nereden biliyorsun? Abi yemin billah diyor, öyle bir şey yok. Lan takkiye yapmak zaten iman esasındandır orada. Yalan konuşmak haşa, Allah yalan konuşmuştur diyor. Yalan konuşmak orada inançtır. İnanç yani içki içmemek. Yani var ya tesettür farz ya.
iman esasından inanç arasını fark ettirdim size. Mesela namaz kılmak İslam esasıdır. Ama tesettür İslam esası değil ama farzdır. Onu demek istiyorum. Yani yalan konuşmak inançtır. Takkiye yapmak iman esasındandır. Düşünebiliyor musunuz? İmandandır. Ne kadar takkiye yaparsan hatta çocuğuna, yani benim Şia olduğum anlaşılmasın diye, çocuğuna, yakınına, Ömer, Ebu Bekir'e düşman olduğun halde onun ismini koymak takkiyedendir. Ebu Bekir ve Ömer koymak. Tamam mı? Niçin bu kadar şeye girdim? Hem malumat vereyim, hem burayı izah edeyim dedim. Bir tutam aklıyla kendisine bir mümtaz mevki vermek isteyen filozoflar, ajanlar. Peki başka bir yer. Hazreti Ali'ye şaşırmış Cebrail Aleyhisselam. Ulan ama olsa şaşırmazdan bir tane ufak adam, bir tane büyük adam. Bir şaşırdı, bir iki şaşırdı, bir şaşırdı. Kaç kere geldi? Kaç defa gelmiş, hep şaşırmıştır. Peki şaşırdı da Allah niye müdahale etmedi? O da şaşırdı tabi sen. İşte oradan Allah yalan söyledi diyor orada. Yani o oraya göndermedi diyor bak. Hazreti Ali'yi gönderdi. Madem gittinse git dedi. Demekle diyor yalan dedi. Yalan de inançlarında var. Buradan geliyor yalan söylemek. Peki vahiy getirdi Cebrail'im. Nereye götürdün? La Allah görmüyor sanki. Ya ben sana Muhammed'i götür demedim ki Hazreti Ali'yi götür. Niye götür diye ve Allah müdahale etmemiştir. O zaman orada yalan kullanmıştır. Yani acayip garayip bu kader inkar eden ekrandakiler var ya bu. Şimdi kaderin cevabına hadisi şerifin siyatına doğru gitmeyin. Çünkü bir köpek düşünün orada. Bir kemik at, bir kemik daha, bir kemik at. Nereye atarsanız doğru akle sokarsınız. Sizi kitap okumaya, başkalarıyla meşgul olmaya, hizmet etmeye, mani olmak için sorularla meşgul ediyorlar. Sakın cevap aramayın. Yapacağınız iş yapın, oyunu. Ben size yaptım bak, bir kelamın değer alabilmesi için bir mütekellim, muhatap, makam, maksat uygulayalım. Bir insan bir şey iddia ediyor. Kim? Birisi. Ne adına? Bu adına. Peki bu ihtiyaç mıdır toplumda? Hayır. Ama mezhebi adına ihtiyaçtır. Dolayısıyla hemen bunun Şia olduğunu gösterdiğin zaman, çünkü kader inkar eden tek mezhep Şia'dır. Kader inkar ettiği için bu Şia'dır deyince tamam, ondan sonra adam giderse gider. Çünkü kader inkar eden Şia deyince millette Şia olduğunu bilse hemen nefret olur. Onların fiyaskosu açığa vermek lazım. Şu anda 58 okuyorum. 58. Mezarıma kadar dini akidelerinizin esiri ve kurbanıyım. Ustadım. Sizin sözleriniz benim dini muhayyilimi cidden değiştirdi. Yani din anlayışlarımız var ya, bir gelenek, böyle bir tefekkürü. Hani Almanya'da da olmuştu böyle, camide imamlık yaparken Ramazan'da dernek başkanı namaz kılmıyordu. Ne bileyim, öyle dedi kendisi. Dedi ki ikindi namazını kıldırdım camiden, herkes bir yere götürüyor, psikolojileri bozuk bilmem ne, sıkıntı sonra eve götürüyordu. Hemen bu dedi ki ikinden sonra hoca benimdir dedi, bir saat. Cami derneği aldı, arabasına koydu, denizin kenarına götürdü. Dedi ki hocam bir şey anlatacağım dedi. Sen geldi dedi, bak dedi, maaş almıyoruz, hediye almıyoruz, cenazeler, nikahlar, para almıyorsun, tamam. Bu bir kere şaşırdım zaten. İkincisi, anlattım din diyeceğim, din değil. Felsefe diyeceğim, felsefe değil. Sen kimsin, bunlar nedir dedi. Dedim ki ya X, ismini vermem anlaşılır. Ya X, cami derneği ya, sana nasıl tesir etti? Ben de ona şaşırıyorum. Din diyeceğim, din değil. Felsefe diyeceğim, felsefe diyeceğim. Ama ben dedi sana açık söyleyeyim dedi, namaza başlayalı 7 gün oldu dedi. Ben namaz kılmıyordum dedi. Anlattıklarım beni namaza itti. Namaz kılıyorum dedi, zevk alıyorum. Niçin din değil dedi biliyor musunuz? Onun bir din anlayışı var, böyle bir çerçeve. Şimdi camiye gidenler şöyle yapmıştır benim meslektaşlarım. Helaldir, haramdır, yeme içme cinsellik orucu bozar, iftar sahur bilmem bunlar. Çünkü indir bindir her Ramazan'da orucu bozan bozmayan. Orucu bozan zaten sen demeden daha iyi ezberlemiş o adam. Senelerden beri orucu bozan ve bozmayan. Onun kafasında din
Helal, haram, caiz, caiz değil. Para ver, para verme. Verirseniz şurası, vermeseniz durumunuz hepten iyi değil. Eğer bir şey yaptıracağınız zaman tehdit unsurumuz cehennem duruyor kenarda. Eğer bir şey yaptığı hoşuna gittiği sana taltif cennettir, tamam mı? Moralin bozuk olduğu zaman, kürsüye çıktığın zaman hemen savuruver tehdit cehennemleri. Din böyle kalmış adamın kafasında. E şimdi adam geldi bir tanesi de, mesela niçin canım sıkılıyor? Veya Allah'ın ispatı, öldükten sonra dirilmenin ispatı, böyle dersler. Veya panik atak, bir kürsüye çıktım, panik atak yapıyorum, hani böyle. Allah Allah, şimdi bir bakıyorlar, ya şimdiye kadarki bir malumatlarla, din bilgileriyle, din oydu, böyle bir vuruyor, uymuyor. Dedim ki, Erol, bak ağzını kaçırdım. X. Dedim ki, X. Helal, haram, caiz, caiz değildir. Kur'an'ın 16'da biridir. Kur'an'ın ana teması tevhid, haşir, nübüvvet. Birincisi tevhid. İki, haşir. Üç, nübüvvet. Dört, hikmet, adalet, muamele. Onun içinde de bir tanesi helal haramdır. Yani yekününe şey yaparsan Kur'an'ın 16'da biri helal haramlardır. 15'i nerede? Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Nerede? Haram helal yok. Errahmanirrahim. Ta nerede biliyor musun? İyyâke ne'abudu ve iyyâke nestaîn. Sana ibadet ederiz. Helal haram karar bu kadar işte. Kur'an-ı Filistesi Fatiha'da oldu. Evet. Başka bir yer. Ne kadar saat oldu bir bakayım. 47. Evet. 45. 59. Kur'an hakikatına sıkıyor muyum sizi? Kur'an'ın hakikatına merak etmiş, tarihi hakikat yolunda bulunmuş, yani hakikaten her cümle farklı, farklı yerler okuyor. Bak bir daha. Kur'an'ın hakikatına merak etmiş ve tarihi hakikat yolunda bulunmuş, nihayet aradımı eğridir de, Ustad-ı Muhteremimin neşre vasıta olduğu sözler, unvanlı nurlarda bulmuşumdur. Bu buluş beni evvel emirde, çırkaptan selamete, felaketten saadete, zulmetten nura çıkardığı için nurlara ve Hazreti Kur'an'a ve bu nurların izni hakla neşri, mübelliği, vaizi, delalı olan ustadıma o andan itibaren ruhumda la itezelzel bir muhabbet ve bir alaka ve bir merbudiyet hasıl olmuştur. 100.000 kere hamd ve şükürler olsun, nurlarla alakadar olduğum zamanlarda dünyevi bütün lezzetlerin fevkinde büyük bir zevk ve havasımda azim bir şevk hissediyorum. Evet. İkincisi, ubudiyetin iktiza ettiği ve bu nurlardan aldığım derslerin delalet ettiği vecihle bütün kusurları, tekmil fenalıkları nefsimde ve iyilikleri, iyi şeyleri Allah'tan biliyorum. Risale'ni okuyunca bak orada ne olmuş? Diyor ki, ubudiyetin iktiza ettiği ve nurlardan aldığım derslerin delaleti ettiği vecihle ne yapmış? Nasıl iş yapmış? Şöyle olmuş onda. Bütün kusurları tekmil, kendi üzerine alıyor fenalıkları, nefsimden iyilikleri, iyi şeyleri Allah'tan biliyor. Yani fenalıklar nefisten, iyilikler Allah'tan. 60. Öyleyse akıl, öyleyse asıl ustad Kur'an'dadır. Ustad-ı Muhteremimiz El-Yak ve El-Hak muarifi, mübelliği ve müderrisidir. Biz muhtaçlar fırsat ganimet bilmeliyiz. Bak fırsatı ganimet bilmeliyiz. Şöyle bir şey misal vereyim. Hep vermişim ya. Milyarlarca toprağın altında insanlar var mı arkadaşlar? Var. Bunların çoğusu 5'te 4'ü kafir mi? Peygamberimizin ümmeti 5'te 1. Şu anda 300-500 sene yaşamış firavunlar yok mu yerin altında? Var. Şu anda ne kadar yalvarıyorlar ki, bir an bizi çıkar ya Rabbel alemin, bir defa la ilahe illallah
Muhammed Resulullah desem. Bir defa ya. Bir dakika ha. Çam zaman belki geçerdi şöyle yapana. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Hemen çabuk söyleyeyim diye. Yani 500 sene yaşamış la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyememiş. Tamam. Şu anda o insanların pişmanlıklarını hayal edemezsiniz değil mi? Onlar ne istiyor Kur'an'ın ifadesiyle, hadisin tefsiriyle? Diyor ki, ya Rabbi bir defa bizi dünyaya çıkar, bir defa. Bak bir defa çıkar dönelim diyeceksiniz diyor, ama yapmayacağım diyor. Tamam, olmayacak diyor. Yavrum sen geçer misin arka? Atam sen yap, geç, doğru aşağıya hadi bakalım. Şimdi bu insanların 500 sene yaşamış ama bir dakika hakları yok değil mi dünyada? O hak sende var şu anda. O fırsat var. Onların bir daha bu fırsatı yok. Ezeli ve ebedi olarak şöyle diyemeyecekler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyemeyecekler değil mi? Onların bunu diyecek zamanı yok. Bitti. Ezeli ve ebedi. Ezeli ve ebedi. Ezeli ve ebedi. Senin var. Bu fırsatın var. Daha gitmedi. Diyor ki biz muhtaçlar bu fırsatı ganimet bilmeliyiz. Ne demek olduğunu orada anlaşılır. Ya. Peki. Biraz daha gideyim. Göndersek aynı şey yapanlar diyorlar. Evet. Göndersek diyor. Kısa bir dönem için böyle hani var ya. Şeye benziyor. Depremde Allah 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 falan. Veya biz ya başkasına gitme. Yani bela musibet geldiği zaman mesela bir tanesi vardı. Abi ya ne olur cemaata bir söyler misin şu grubuna bu gruba ne olur. Doktor şüphelenmiş parça almış. Bir hafta önceki söz söylüyorum ha. Şey 10 gün. Abi parça aldı kötü hastalık ben. Ya kötü ne demek ya kanser. Aynen abi şüpheleniyor. Ne olur abi dua etsinler. Bir baktık camiden çıkmıyor. Ben de sabah namazının ön safta. Numara değil ha tanıdığım çünkü. Nerede diyorum? Diyorlar ki abi diyor hanım. Caminin ön safında. Ta o güneş doğana kadar onunla meşgul Kur'an öğreniyor. 38 yaşında. Kur'an acayip. Keşke biraz rapor geç gelseydi. O kadar dua ettim ki yara biraz geç gelse. Acayip. La işte rapor gelmiş. General Ante'ye bindirmiş arabayı. Temiz çıkmış. Of be abi. Şimdi kılarız be hanım. Hanımına diyormuş ki kılarız ya. Tamam da doğru söylüyorsun da. Merak etme. Allah her zaman kontrol vermez. Ezeli ve ebedi anlıyor musunuz ne demektir? Ezeli ve ebedi bu fırsatı bir daha nerede? Ah kardeşim ah. Ne yapacağız bilmiyorum. Bak diyor ki çünkü edebiyat satılmıyor Risale-i Nur'dan. Kur'an'dan nurlar gösteriliyor. Abi şöyle anlatıyor böyle. Kardeşim Risale-i Nur'da efendim edebiyat satılmıyor. Tamam. Başka ne anlatıyor? Bu fakir kardeşiniz bu sözleri okuduğum zaman ustadımı temsil eder bir hal alıyorum. Tabiratınızla şirenizle okumak bana o kadar zevkli, lezzetli geliyor ki tarif edemem. Onun için bir harfe dokunmayı azim bir günah işliyor, telakki ediyorum. Bazen verdiğiniz salahiyeti manevi kuvvetiyle namınıza olarak bir harfin yerini değiştiriyor veya kandırabiliyorum. İşte bendeki telakki ve tesir bu mahiyettedir. Devam ediyor. Başka bir yer okuyorum. Fakat dünyayı sırtıma yükleseler, her tarafımı ateşle sarsalar, bu ulvi düşünceme mani olamazlar. Hapishaneye atılmış bir zat. İşkence yapılmış. Böyle söylüyor. O cümlesinden, mektubundan şu cümleyi aldım. Dünyayı sırtıma yükleseler, her tarafımı ateşle sarsalar, bunu Bediüzzaman onaylıyor, ha buraya koyuyor. Öyle laf deme, ağzından çıkan laf değil. Yaşadıktan sonra söylüyor bunu. Hapisten sonra. Bu ulvi düşünceme mani olamazlar. Yani ne yaptı falan diye haber gönderiyor. Adam da, talebe de böyle diyor. Dünyayı sırtıma yükleseler, her tarafımı ateşle sarsalar, bu düşünceme mani olamazlar.
Vay be. Yani biz de öyle olalım. Fakat heyat, bizler arpa ambarı içinde açlıktan ölen tavuklara benzeriz. Elimizde bir mecmuayı hakayık dururken ona karşı göz yumar ve başkalarından istihane ederiz. Bir daha. Hey fakat heyat, ey yazık bizlere, bizler arpa ambarı içinde açlıktan ölen tavuklara benzeriz. Elimizde bu mecmuayı hakayık dururken ona karşı gözü yumar ve başkalarından istihane yardım isteriz. Son olsun. Son. 66'yı okuyorum. Tamam. Merhaba ey kendi hastalığını teşhis edebilen bahtiyar doktor, samimi ve aziz dostum. Senin hararetli mektubunun gösterdiği intibar ruhi şayani tebriktir. Biliniz ki mevcudat içinde en kıymetli hayattır. Ah doktorlar bunu dinlesin. Bak biliniz ki mevcudat içinde en kıymetli hayattır. Hayatımızdan daha değerli. Son arkadaşlar bu şeyi okudum tamam olacak. Ona göre dinleyin. Hayatınızdan daha değerli bir şeyiniz var mı? Yok. Yok. Her şey hayatta bilineceğine göre her şeyden üstündür hayat. Hayat alanımızda hiçbir şey yoktur. O zaman her şeyi var eden hayattır. O zaman her şeyden üstündür hayat. Heh, iyi dinle. Biliniz ki mevcudat içinde en kıymetli hayattır. Ve vazifeler içinde en kıymetli, en kıymetli, o zaman hayat en kıymetli hayatsa vazifeler içinde en kıymetli hayata hizmettir. Ve hidemat-ı hayati içinde hayata hizmet yapma içinde en kıymetli hayat-ı faniyenin hayat-ı bakiyeye inkılap etmesi için say etmektir. Yani hayattan kıymetli hayattır. Vazifeler içinde hayata hizmet etmektir. Bu hizmet içinde de en kıymetli fani bakiye tebdil eden baki hizmetlerdir. Şu hayatın bütün kıymeti ve emniyeti ise hayat-ı bakiye çekirdek ve mebde ve menşe olması cihetindendir. Bu hayat ahiretin çekirdeği olacak. Ezeli ve ebedi. Yoksa hayat-ı ebedi zehirleyecek ve bozacak bir tarzda şu hayat-ı faniyeyi hasır nazar etmek ani bir şimşeği sermediği bir güneşe tercih etmek gibi bir divaneliktir. Hakikat nazarında herkesten ziyade hasta olan, bak bir daha söylüyorum, hakikat nazarında herkesten ziyade hasta olan maddi ve gafil doktorlardır. Bir üç gün önce bir dostumu aradım. Genel sekreteri çıktı. Bir sekreteri var, bir de genel sekreteri çıkmış. Ya dedi ben genel sekreteri, ya biraz önce daha önce sekreter vardı dedim falan. Ben o dedi genel sekreter, ben sekreteriyim dedi. Birincidir. Tamam, güzel. Dostumu dedim şey yapıyorum. Falanca isim vermeyeyim. Dedi ki beyin kanaması geçirdi. Ciddi misin dedim ya. Nasıl dedim geçirir? Niye şaşırdınız? Tanıttım ya ben kendimi. Hasan Akar. Nurdesu.com sitesini sayayım. Hocam tanıdım seni dedi. Dedim ya nasıl beyin kanaması geçirilir? Niye hocam? Ya beyin doktoru profesör bu ya. Beyin doktoru, nöroloji, beyin kanaması geçirdi bilmem ne, hastanesinde yatıyormuş. Olamaz ki dedim ya, beyin doktoru beyin kanaması mı geçirir ya? Anlamadım hocam dedi. La kardeşim, ölmemek için doktorlar vazife yapıyor. Doktor nasıl ölür? Ben o aklım almıyor. Beyin profesörü, nöroloji doktoru, yani nöroloji diyorlar değil mi? Profesör beyin kanaması geçirmiş, aklım almıyor. Tamam. Şimdi, hakikate bakarsanız en hasta muzdarip kim? Hakikat nazarında herkesten ziyade hasta olan maddi ve gafil doktorlardır. Eğer eczane-i kutsi Kur'aniyeden tiryak misal imani ilaçları alabilseler hem kendi hastalıklarını hem beşeriyetin yaralarını tedavi ederler inşallah. Senin şu intibaan senin yarana bir merhem olduğu gibi seni dahi doktorların marazına bir ilaç yapar. İyi dinleyin şurayı. Burası çok önemli. Hem bilirsin, meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli, bazen bin ilaçtan ziyade nafidir. Bir daha, hem bilirsin, doktora diyor,
meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli bazen bin ilaçtan daha ziyade nafidir, faydalıdır. En kaliteli profesör, en kaliteli ilaç verse ama hasta ona inanmasa hiçbir tesiri yok. Ama güvenilir bir insan, bir böyle C vitamini var ya böyle gazoz gibi atınca sudan aşağıda yukarıya fışkırıyor. Babaanneme yaptığım gibi C vitamini ya. Korkunç günlerde beni baş ağrıyor. Babaanne dedim, doktora gittim. Doktor dedi ki gözükmemiş, gözükmeyecek. İstisna bir tane. Kap dile bile vermedi. Bak bir tane. Allah Allah, hakikaten ya. İlaç gibi kapı vermedi. Sen bir tane babaanne, bunun yok ki başka bir şey falan. 108 yaşında babaanne baş ağrıyor. Var ya C vitamini. Öyle bir ilaç ki gözükmemiş. Uşağım nasıl ilaç dedi ya bu. Babaanne dedim, baş ağrısı değil mi? Aşağıya attığın anda doğru yukarıda. Nasıl bir anda çıkar? Bak su getir, bak göreceksin. Suyu bir bardak su koyduk, attık mı içine? Yukarıdan aşağı izle attım. İndim aşağı, hop tabii Allah, ittim onu görüyor. Hakikaten fışkı, aspirini koyarlar, karıştırırlar dipte. Bu ise kıyameti koparıyor ya Cevital, var ya ne diyorlar ona? Kazdı. Şimdi bu sıra dedi ki, babaanne suda durmayan bu aspirin midede durur mu? Durmaz oğlum dedi. Nereye çıkar? En tepeye çıkar dedi. En tepe kafa. Birkaç dakika sonra kafayı seyret. Tamam dedi oğlum, hakikaten dedi ya. İnandı mı bu? İnandı. C vitamini değil mi? Ne olursa olsun. Bir içti. İki dakika sonra tesbihle, dualarla geliyor. Allah senden de ondan da yer gök razı olsun, hiçbir şey yok dedi. Doğru mudur? Doğrudur. Anne, anne senin abdini. Kulun bana nasıl iman ederse ben ona ne tecelli ederim diyor canım. Ben düzeldi. Tamam mı? Bak şimdi. Niçin kullandım? Meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli bazen bin ilaçtan ziyade nafidir, faydalıdır. Halbuki tabiat bataklığında bulmuş bir tabip, o bir çare marazın elin yeğisine bir zümmet daha katar. Ooo, durum iyi gözükmüyor. Adam gitti zaten. Daha beter sokuyor. Yanlış yapma falan diye. Bakın bakalım. Pastahane ne demek? Pastahane ne demek pastahane? Pasta yapıldı. Postahane ne demek? Posta yapıldı yer. Tamam mı? Hastahane ne demek? Hasta yapıldı yer. Şifahane değil ki. Hasta edin. Şimdi girden hiçbir şeyiniz yok. Bir hasta ziyaret edin. Ona başlar hastalık sıkıntıları. Ya sende böyle evamlar falan, ne yapacaksak falan. Halbuki tabiat bataklığına bulmuş bir tabip. O biçe yani hastalarla meşgul ola ola unuttu kendisini. Maddi doktor tabi. O biçare marazın elin yesini bir zümmet daha katar. Senin durumun iyi gözükmüyor de, geç kaldın diye adam zaten bitirdi. İnşallah bu intibarın seni öyle biçarelere medare teselli eder, nurlu bir tabip yapar. Bilirsin ki ömür kısadır, lüzumlu işler pek çoktur. Acaba benim gibi sen dahi kafanı teftiş etsen, malumatın içinde ne kadar lüzumsuz, faydasız, emniyetsiz odun yığınları gibi camit şeyleri bulursun. Çünkü ben teftiş ettim, çok lüzumsuz şeyleri buldum. Bir daha. Ömür kısadır, lüzumlu işler pek çoktur. Acaba benim gibi sen dahi kafanı teftiş etsen, malumatın içinde ne kadar lüzumsuz, faydasız, emniyetsiz odun yığınları gibi, birinci misal vardı ya kafamın o küre gibi, odun yığınları gibi camit şeyleri bulursun. Çünkü ben teftiş ettim, çok lüzumsuz şeyleri buldum. İşte o fenli malumatı, o felsefi marifi faydalı, nurlu, ruhlu yapmak çaresini aramak lazımdır. Sen dahi Cenab-ı Hak'tan bir intiba iste ki senin fikrini Hakim-i Zülcelal'in hesabına çevirsin, ta o odunlara bir ateş verip nurlandırsın, lüzumsuz marif-i fenniye, kıymetli marif-i ilahi hükmüne geçsin. Zeki dostum, vâhır davahum enilhamdülillâh rabbil âlemin. Hocamız ha, Kur'an, evet. Allah razı olsun, kapatma. Hocam buyur, sevgili kardeşim. Hocam buyur. Gel hocam, bize bir aşırı oku. Sizden çok güzel olmuş.
Tamam, tamam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم الفاتحة